16. İzmir Turizm ve Ticaret Fuarı'na Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediye ve sivil toplum kuruluşlarının standları renk attı. Kendilerine has özellikleri fuarda ön plana çıkartan katılımcılar işbirliğine de bu vesileyle sağlamış oldular. İzmir Fuar Merkezi'nde düzenlenen turizm fuarına çok sayıda belediye katıldı. Belediyenin yanı sıra turizm paydaşları da açtıkları standlarla birlikte vatandaşın ilgi odağı oldu. 16. Turizm Fuarı Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda belediyeye kendilerini tanıtma imkanı sundu. Belediyeler ve turizm paydaşları fuar boyunca işbirliği görüşmeleri de gerçekleştirdi. Fuarın dikkat çeken standlarından biri de Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa deyince akla ilk çiğ köfte gelir. İşte Şanlıurfa'dan gelen ustalar da elleriyle böyle çiğ köfteler yaptı. Bize de bunun tadına bakmak düştü. Oldukça lezzetli ve çok acı. Neler evet. Söyleyeceksiniz? İzmirlere özel yapıldı bu çiğ köfte. Malzemelerini hepsini özel getirdik. Etli. Güzel bir çiğ köfte. Umarım gelir de beğenmiştir. Türkiye'nin önemli fuarlarından biri İzmir Travel Turizm Tanıtım Fuarı'ndayız. Şanlı şehrimizde de çok büyük bir ilgi var biliyorsunuz. Şanlıurfa bölgenin değil, Türkiye'nin ve dünyanın göz bebeği. Şu anda dünya Şanlıurfa'ya geliyor. Göbektepe'den dolayı günlük bazda ziyaretçi sayımız 14 bini buldu. Rakamlarımız 1 milyonu bulmaya başladı ziyaretçi rakamlarımız. Bugün 23 tane profesyonel turizmci paydaşımızla beraber geldik. Onlar da 2023'ün anlaşmalarını yapıyorlar. Fuarda dikkat çeken standlardan bir tanesi de Diyarbakır standı oldu. Burma tatlısıyla birlikte vatandaşlara ikramda bulunan Diyarbakır standında turizmde gastronomi ön plana çıkartıldı. Diyarbakır'dan İzmir'e geldik. Diyarbakır'ın 60 yıllık Diyarbakır'ın tatlıcısıyız, kadayıfçısıyız. Tabii ki tescilli burma kadayıfımız burada, Diyarbakır'a has. Tam 60 yıldır Diyarbakır'da 14 şubemizde hizmet veriyoruz. Bu yılda İzmir'deyiz. Tüm İzmirlileri ve İzmir'de kalan Diyarbakırlıları bekleriz fuarımıza. Fuarda Edirne standının önünde ise uzun kuyruklar oluştu. Yanımda gördüğünüz kuyruğun nedeni Edirne'nin meşhur tava ciğerinden kaynaklanıyor. Görüyorsunuz ustalar tava ciğeri yaparken vatandaşlar da bu şekilde uzun kuyruklar oluşturdu. Neler söyleyeceksiniz? Nasıldır? Özelliği nedir? Bugün İzmir fuarına Edirne'den geldik, misafir olduk. Edirne'nin o meşhur tava ciğerini getirdik. O kehribar gibi sarı kelebeğe kadar hafif tava ciğerini getirdik. Ve yanında ne dağıtıyoruz? Tabii ki dünyanın en tatlı acısını dağıtıyoruz. Ne diyoruz? Tava ciğer ve biber için tavası var, ciğeri var. Yanında da biberi var. Abi güzel Edirne. Sende daha neleri var? Folklor ekiplerinin ilginç dansları da fuara damga vurdu. Kadim şehir Mardin'de doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla fuarda kendini katılımcılara tanıttı. Badem şekerimiz var. Lahor ağacından boyatıyoruz. Doğal kök boyası mavi olan. Hayalet badem şekeri dememizin nedeni hocam burada alıyorsunuz mavi eve götürüyorsunuz beyaz oluyor bir hafta 10 gün sonra. Doğal kök boyası olduğu için. Ağzı kapalı kalırsa dolapta 21 gün boyunca aynı tazeliği koruyor. Bu da tarçın, zencefil ve mahlepli metabolizma hızlı çalıştırıyor. Şeker hastası rahatlıkla tüketebilir. Yöremizde çocuklar bunu antibiyotik olarak kullanıyor. Artuklu Belediyesi olarak meclis üyesi arkadaşlarımız. Ben de Hülya Hakimoğlu bu arada. Artuklu Belediye Meclis üyesiyim. Mardin'e özgü ürünlerimizi tanıtmaya. Burada İzmir'de birçok bizim hemşerimiz var. Yani 600 bine yakın hemşerimiz var. Onları da yalnız bırakmamak için biz buradayız. Onlarla beraberiz. Genelde turizmle ilgili standlarımız ama Mardin biliyorsunuz ki turizm şehri ve görülmesi gereken en güzel şehirlerimizden biri. Bizler de burada ürünlerimizi Mardin'de Mardin'in kültürel güzelliklerini tanıtıyoruz. İzmir Turizm Fuarı'nda Düzce'de stand açtı. Biliyorsunuz kozmopolitik bir il olan Düzce'nin çok farklı gastronomisi var. Hemen bu gastronomileri hakkında da Düzce Belediye Başkanı'ndan bilgi alacağız. Öncelikle fuara ilişkin değerlendirmenizi alalım. Biz geçen yılda bu fuara katıldık. Biz bu fuara katılmayı çok önemsiyoruz. Çünkü Düzce gelip geçilen bir yer olarak biliniyor. Oysa Düzce demografik yapısı çok zengin. Çok zengin bir kültüre sahip olan bir ilimiz. Türkiye'nin en genç ili. Dolayısıyla biz Düzce'ye gelinmesini, Düzce'de konaklanmasını arzu ediyoruz. Bu standta gördüğünüz ürünler Düzce ürünleri. Şöyle arz edeyim, Düzce'nin demografik yapısı imparatorluğumuzun son döneminde
veya erken dönem Cumhuriyet zamanlarında göçlerle büyüyen bir şehir. Yani Balkanlardan, Kafkaslardan, Doğu'dan, Batı'dan gelen ve Düzce'yi vatan kılan insanların yerleştikleri bir coğrafya Düzce.